Merhaba, iyi günler. Başlığı Fransız düşünür Jean-Paul Sartre'dan aldım ya da çaldım. Aslında onun sözü cehennem başkalarıdır ya da cehennem ötekilerdir olarak çevrilebilir. Bu Çıkış Yok adlı oyununda geçen bir cümle ve buradan hızla çok popüler oldu. Üzerinde çok tartışılan bir cümle. Herkes farklı farklı yorumladı. Ancak Sartre bu yorumların büyük bir kısmının doğru olmadığını söyleyerek uzun bir açıklama yapmıştı. Ama ben oradaki açıklamasına riayet etmeyeceğim. O daha varoluşçuluk, tabii varoluşçu bir düşünür olarak. Ben bu cümlenin ilk akla geleni üzerinden bir şeyler söylemek istiyorum. Tam Sartre'ın kastettiği değil. Cehennem ötekilerdir, cehennem başkalarıdır. Aslında bana göre ilk aklıma getiren hep hayatım boyu hep böyle olmuştu. Ama Sartre'ın esas kastını okuduğum zaman yanlış olduğunu gördüm. Ama yine de ilk çağrışım bu. Benzer bir başlıkta yazıyı Yusuf Ziya Cömert Karar'da yazmış. O da cehennem başkaları mıdır sorusu üzerinden bir yazı yazmış. Türkiye'de yaşanan kutuplaşmadan hareketle bir yazı yazmış. Ben de biraz bundan bahsetmek istiyorum. Dün bir yayın yaptım Suriyelilerle ilgili. Daha önce yaptığım yayınlarda olduğu gibi bu yayında da biliyordum başıma gelecekleri. Az sayıda benim söylediklerime katılan, onay veren ve bana teşekkür eden ama çok sayıda birbirinden farklı yerlerden, birbirinden farklı pozisyonlarda olduklarını tahmin ettiğim izleyiciden çok eleştiri ve yer yer sert eleştiri ve hatta hakaret, az da olsa küfür de aldım. Ve buradaki mesele dönüp dolaşıp Suriyeliler meselesi, Türkiye'deki Suriyeliler meselesinde bir hep biz ve onlar mantığının hakim olduğunu görüyorum. Bu sadece Suriyeliler meselesinde değil. İnsanlar dünyanın değişik yerlerinde, değişik zamanlarında genellikle kendilerinden olmayanları başlarına gelen sorunların esas sorumlusu olarak görme eğilimindedirler. Bu en yaygın tavır. Ama toplumlar, dünya, ülkeler tam da bunun aşıldığı yerlerde pozitif anlamda, olumlu anlamda ilerlerler. Yani başkalarını ötekileştirmeden, başkalarının dertlerini dert edinerek en önemlisi çoğunluğun, çoğunluk olmanın kibriyle hareket etmeyip kendisinden sayıca az olanların taleplerini, beklentilerini ciddiye alması ve bunların hayata geçirilebilir, karşılanabilir olanları için adım atmasıyla girişir. Ama krizlerin olduğu yerlerde, ekonomik, politik, ideolojik her türlü krizlerin olduğu yerlerde genellikle çoğunluk olanlar bütün hakları kendilerinde alıp, kendilerine toplayıp geri kalan, sayıca az olanların haklarının pekala ihlal edilebileceğini savunduklarını görüyoruz. Dünyanın değişik yerlerinde faşizm, nazizm bunun en çarpıcı örnekleri olarak karşımıza çıkıyor. Üstün ırk, sayıca kalabalık olan, güçlü olanın, güçsüz olan genellikle kötü niyetli olarak tanımlanıp haklarında kompletörleri falan üretilip, örneğin Yahudilerde olduğu gibi, onların yok edilmesi, güçlü olanın varlığını sürdürmek için yok edilmesi gibi perspektifler gelişir. Bu aslında sadece ülkeler bazında değil, tek tek toplumlar, mahalleler, hatta aile içinde de bunun örneklerini sıklıkla görüyoruz. Suriyeliler meselesinde Suriyeli olmayan benim gibi birisinin Suriyelilerin beklentilerini, kaygılarını ciddiye alma çabalarına karşılık verilen cevabın çok seviyorsan al evine beste denmesi hiçbir şekilde kamusal alanda yapılan eşit, karşılıklı saygıya dayanan bir tartışma olmuyor. Al evine beste denmesi bir kere sizin ne söylediğinizi anlamamakta ısrar. İkinci olarak da tabii ki Suriyelileri aşağılamak için kullanılan bir yöntem oluyor. Bu olayı aslında birçok alana taşıyabiliriz. Örneğin Kürt meselesini dile getirdiğinizde, Kürtlerin hak,
haklarını dile getirdiğinizde, taleplerini dile getirdiğinizde, bunlara sempatik hatta empatik baktığınızda gelen tepkilerden birisi de genellikle sen Kürt müsün ya da Kürt değilsin ama Kürt'ten daha çok Kürtçüsün şeklinde tespitler olur. Bu konuda bir anım var. Zamanında Habertürk'te çalışırken televizyon yayınında iki Kürt siyasetçiyle, AKP yanlısı siyasetçiyle tartışıyorduk ve bana onlar biz Kürdüz, biz senin kadar savunmuyoruz dediler. Aslında onların savundukları iktidardı. Kürtleri savunmak gibi bir dertleri yoktu ya da Kürtleri savunmak gibi dertleri taliydi. Benim iktidardan bir beklentim olmadığı için Kürtlerin haklarını daha rahat bir şekilde savunabiliyordum ve onları da rahatsız edebiliyordum. Buradaki husus sizin esas olarak, insanların esas olarak olmadıkları kesimlerin haklarına karşı duyarlı olması, sorunlarına karşı duyarlı olması ve elinden geldiği kadar bunların çözümüne katkıda bulunmaya çalışmasıdır. Hele siz eğer egemen olan kümedenseniz, etnisite olabilir, mezhep olabilir, din olabilir, yaşam tarzı olabilir, ötekilerin beklentilerini karşılanması konusunda daha duyarlı olmanız gerçekten yapılması gereken budur. Demokrasi de aslında, çoğulculukta aslında böyle bir şey. Şimdi bu olayı birçok alana taşıyabiliriz. Örneğin bugün Akif Bekir'in karardaki eşcinsellikle ilgili, Netflix'te eşcinsellik propagandası ile ilgili yazdığı yazı çok tepki çekti. Tabii destekleyenler de çok olmuştur. Ama eşcinsellik televizyondaki bir takım dizilerde, Netflix dizilerinde eşcinsellik propagandası yaptığı ve eşcinselliği özendirdiği yolundaki bir tespit demeye aslında bin şahit lazım. Eşcinsellik çünkü bir yönelimdir. Kimse bir televizyon programını izleyerek vesaire yaparak eşcinsel falan olmaz. Burada da zaten egemen olan, güçlü olan heteroseksüel kültürden, bakış açısından hareketle yapılan bir şeydir. Sizin bunu itiraz ettiğiniz zaman böyle bir şey olmaz, eşcinselleri böyle küçük düşürmeyin, eşcinsellere anlamaya çalışın dediğiniz zaman size verilen tepki de yine sizin eşcinsel olduğunuz ya da daha önce başıma geldi, işte sizin çocuklarınız eşcinsel olsa ne hissedersiniz şeklinde tepkiler. Bu evinize Suriyeli alının bir başka versiyonu tepkiler. Burada duruş illaki eşcinsellerin haklarını, kaygılarını ciddiye almanız için eşcinsel olmanız, eşcinselliğe yakın olmanız ya da bir yakınınızın eşcinsel olması gerekmiyor. Böyle bir şart yok. Burada şöyle şeyler de var tabii, çok kullanılan. Benim de eşcinsel arkadaşlarım var, benim de Kürt arkadaşlarım var, benim de Suriyeli tanıdıklarım var deyip ama diye devam eden cümleler kuruluyor. Şöyle bir şey yapılıyor, işlerinde istisnai olarak iyiler olabilir ama bunlar genellikle toplumda değişik nedenlerle, mesela Suriyeliler için söylenen güvenlik, ahlak konusu, işte şöyle şeyler var, eşimizi, kızımızı sokağa bırakamıyoruz. Sanki Suriyeliler, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, ortada rakamlar da var, bakıldığı zaman görüyoruz. Suç istatistiklerinde öyle çok da yüksek bir Suriyeli suç eğilimi falan yok. Türkiye'de cinsel suçlar çok işleniyor ve bunları yapanların büyük bir çoğunluğu da öyle göçmen, mülteci falan değil. Ve işin ilginç tarafı, bu tür konularda sesini çıkartanlar, Suriyeliler üzerinden sesini çıkartanlar, Türkiye'de yaşanan genel olarak cinsel istismar, cinsel suçlara karşı da çok fazla duyarlı olmuyorlar. Eşcinsellik, benim de eşcinsel arkadaşım var, benim de Kürt arkadaşım, mesela benim hayatta en yakın arkadaşlarımdan birisi, yakın bir zamana kadar eşcinseldi, açık bir eşcinseldi ama kendisiyle arkadaşlığımız onun Türkiye'de yaşanan bir takım zulümleri, başka konularda yaşanan zulümleri yanında yer almasıyla koptu. Yoksa eşcinsel olduğu için arkadaşlığımız koptu vesaire falan değil. Onun
güçsüzün yanında, güçsüzün karşısında güçlünün yanında yer almasından dolayı koptu. Sorun burada insanların etnisitesi, cinsel yönelimi ya da ırkı vesaire falan değil. Sorun insanların toplumda kendisinden olmayanlara nasıl baktıklarıdır. Suriyeliler meselesinde ayrımcılık ve hatta ırkçılığın olduğunu söylediğim için bana çok kızanlar var. Ben ırkçı değilim, biz ırkçı değiliz, Türkiye'de ırkçılık yok diyenler var. Bugün Murat Sevinç'in yazısında çok güzel bir yazı yazmış yine. Bir bölümü okuyarak noktalamak istiyorum. Diyor ki Murat Sevinç, muhterem okur, ırkçılık içinde yüksek dozda kibir barındıran ve geçen yüzyılı kana bulamış bir baş belasıdır. Irkçılar ülke ve insan sevmez. Tarih boyunca tek marifetleri kendi memleketlerinin mahvına sebep olmalarıdır. İstisnası yok. O kibir bir gün Suriyeli'ye, bir iki gün Kürt'te, sonunda mutlaka sizlere, seyredenlere yönelecektir. Yöneliyor da zaten. Biz yurttaşız, insanız ve birimiz diğerinden daha üstün ya da ayrıcalıklı değiliz. Bir siyasal sorunun can yakıcı insani boyutunun yeni ırkçı girişimlere yol açmasına izin vermemek gerektiğini unutmayalım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.